İnanılmaz kolay, pratik iki tane ara sıcak yapacağız. Balık lokantalarının, bu arada bir su bardağı kullanalım ölçü olarak. Değişmez iki ara sıcağı, biri tatlı olacak, tatlı ara sıcak. Balık mezeleri var, onun için balık mezelerinin yanında gidecek bir ara sıcak. Bir su bardağı karides, hadi şu da benden olsun. Dondurulmuş karidesle yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli olacak ve bunu sadece 15 dakikada yapacağız. İki mezeyi, ara sıcağı daha doğrusu. Şu anda maç seyrediyoruz. Maçın devre arası. 15 dakikamız var. Ocağın altı en güçlü şekilde yanıyor. Hemen kısıyorum en büyük ocağı, en kısıkta şu anda. Bir teflon tava, bir yemek kaşığı tereyağı, şöyle bir yemek kaşığı. Çay bardağı kullanalım, nizami ölçülerde yapalım. Bir restoranta gittiğiniz zaman bile artık lezzetli gelmiyor değil mi mezeler? Evinizde çok daha lezzetlisini yapacaksınız. Bakın bir çay bardağının 1/5 kadar zeytinyağı, küçük bir soğan. Soğanı ortadan ikiye, daha sonra soğanı yemeklik şekilde doğrayacağız. Dünkü Fenerbahçe maçını gördünüz değil mi? Rezilliği. Söylüyorum, 300 bin kişi olduk. Ali Koç'u tanıyan mutlaka bir kişi vardır, beni bulsun. İrfan, ikinci lig oyuncusu. Rossi, ikinci lig oyuncusu. Küçük küçük doğru, küçük küçük doğru bu arada. Dünkü stoper değil mi? Bizim Samet Adana'dan aldığımız. İyi gibi gözüktü değil mi gözünüze? Tamamen bir hayal kırıklığı. Göreceksiniz. Soğan daha çabuk karamelize olması için biraz tuz üstüne. Şöyle bir karıştır, yardımcı ol. Sarımsak. Bu arada malzememiz bir güveçlik. Barbaros'ta iki kişiyiz, çok meze olduğu için bir güveç bize yeterli. Bizim bu Fenerbahçe'ye olarak şanssızlığımız. İnce ince doğradıktan sonra hemen Aziz Yıldırım'ın futbolu öğrenmesini beklemiştik. 3-4 sene sürdü. Şimdi Ali Koç'u bekliyoruz. Şimdi şu şekil, hop, bir karıştır. Restoranların yaptığı şekilde birebir yapıyoruz. Bir Charleston biber. Biberi hemen şöyle ortadan ikiye, daha sonra tekrar ikiye. Bakın şuraları kullanmıyoruz, tamam mı? Buraları kullanmıyoruz. Çekirdeklerin fazlasını alıyorum. Aradakiler kalabilir. Bu arada soğan pişiyor dikkat ederseniz. Bu arada bakın şu deprem olayı unutulmak üzere. Bizim Türk insanının tipik yapısı, ben de dahil. Hemen bir zaman sonra unutuluyor. Esas şimdi oraları hatırlamak lazım. Zaten biliyorsunuz başına gelenleri, insanların kendileri yalnız hissediyorlar. Şimdi sahip çıkmak lazım. Biberi de ince ince doğradık. Yurt içinden, yurt dışından beni izleyenler, seviyorum diyen çok. Benim için bir 10 lira yardımda bulunsun. En az bir 10 lira oraya. Bilmiyorum sizin üstünüzde nazım geçiyorsa bir 10 lira. Burada bir çay kaşığı kırmızı toz biber, ister acı ister tatlı size kalmış. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Burası mutfak, kıracağız, dökeceğiz ama kendi mutfağın şefi de sensin, unutma bunu. Şu çöp. Bir çay kaşığının 1/3 kadar tuz. Şöyle bir karıştır. Bu arada tuzla aranıza girmem. Sevenleri ayırmam. 2-3 dakika bırak pişsin. Bırak pişsin. Domates. Şimdi burada domatesi ortadan ikiye kesiyorsun. Orta boy bir domatesi. Daha sonra bu domatesin sadece yarısının. Bakın şu sulu tarafını görüyor musunuz? Bunu alıyoruz. Sadece yarısının içi. Şöyle küçük küçük. Küp küp doğra. Çevir, küpe getir. Aynen böyle. Bu İçi boşaltılmış yarısı içine, daha sonra diğer içi alınmamış olan, bunu bütün olarak yani içiyle ve suyuyla birlikte bunu da küp küp doğruyoruz. Küp küp doğra, yalnız bakın küçük olsun. Görüyor musunuz? Küçük küçük olsun. Daha sonra bu da hemen içine. Harika. Şöyle bir karıştır. Şöyle bir karıştır. Suyunu salsın domates. Bu arada sıra karideste de geldi. Bir bakalım açılmış mı? Bakın bunlar hemen anında oluyor. Görüyor musunuz? Hemen açılmış. Şimdi burada ince bir detay var. Bakın. Şöyle yaracaksınız. Bu tamamen size kalmış. Genelde restoranlarda bunu yapmazlar. Bunlarla birlikte yersiniz. Küçükler de ama fark etmez. Büyükler ama hastalandırır insanı. Bunu unutmayın. Bakın. Şurasını alacaksınız. Şunların
Bir tane daha yapalım. Bakın görüyor musunuz? Gözüküyor zaten. Bakın görüyor musunuz? Gözüküyor. Bu damar değil. Bu içindeki iç organı. Ama küçük de yiyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Hasta etmez. Ama ben tercih etmiyorum. Hemen bunun bir suyunu süzelim. Karidesler oyunun içine. Bir limon. Limonun sadece, ama bakın sadece. Şöyle. Bir yemek kaşığı kadarını kullanıyoruz. İşte size Nizami karides güveç. Bütün herlerin yapması gerektiği gibi. Hemen bir kaşar peyniri rendele. Ne kadar kaşar peynir istersen o kadar rendeleyebilirsin. Şu bir. Hemen bir biraz daha rendeleyelim. Evet, bu kadar yeterli. Gece gece neye benzedi? Şimdi bakın, bu tamamen isteğe bağlı. Şunun şöyle yarısını içine atıyorum lezzet katması için. Hatta şöyle yapalım. Evde olmanın rahatlığı, maliyet düşünmüyoruz. O yüzden sadece lezzet katması için harika. Bayağı bir bereketli oldu değil mi? Daha sonra şöyle kırmızı pul biber bırakalım. Daha da lezzet katsın. Nasıl gözüküyor? İşte bu kadar basit. Bu restoranlarda yapılanın birebir aynısı. Bu hemen fırına. Önceden ısıtılmış fırında 200 derece 10-15 dakika üstü kızarana kadar. Değil misin? Şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Bilmiyorum ses geliyor mu? Hemen şunu şöyle alalım. Çok sıcak. İnanılmaz sıcak. Hemen ikinciyi yapalım. Şöyle bir cam bir kap. Herhangi bir kap olur. Balık lokantalarının vazgeçilmez. Ara sıcağı, tatlısı. Hemen hemen her şeyi diyebiliriz. Eskiden ikram edilirdi, artık edilmiyor. Bakın normalde sade helvalı yapılır diye bilinir değil mi? Alakası yok. İstediğinizde yapabilirsiniz. Yeter ki şöyle 250 gram. Bir yemek kaşığı, şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı, tereyağı, limon suyu ihtiyacımız var. Bir yemek kaşığını geçmeyin, fazla ekşi olur. Şöyle bir yemek kaşığı limon suyu, çay bardağı kullanalım, kafalarda soru işareti olmasın. Süt, markası hiç önemli değil. Bu bütün, döktük, bütün restoranların, balık restoranlarının yaptığı taktiktir. Şöyle kaşık yardımıyla şöyle bir sadece yardımcı oluyoruz bakın. Sadece yardımcı olmak için dağıtıyoruz o kadar. Şöyle bir kaşıkla yardımcı oldum görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Tamamen pürüzsüz, akışkan. Harika. Şimdi devam. Yine bir güveç. Bir kepçe yardımıyla. Şimdi buradaki püf noktası ağzına kadar doldurmayacaksınız, tamam mı? Bakın bunu da birer parmak boşluk bıraktım. Burası önemli ve bu hemen bakalım görüyor musunuz? İçinde oynuyor. Böyle olması lazım yapısı. Bu da hemen fırına. Önceden ısıtılmış fırında 20 dakika ama fırınlara göre değişiklik gösterebilir 200 derece. Bakın bunu tutabiliyorum. Bunu biraz daha önce fırından çıkarttım. Beklettim şöyle bir kendine gelmesi için, çekmesi için. Normalde bu şişik şekilde çıkıyor. İsterseniz o şekil servis yapabilirsiniz. Görüyorsunuz değil mi? Bakın kuru olmadığı herhalde anlaşılıyor. Şan fıstığı isterseniz, ceviz isterseniz, fındık ne isterseniz. Evet, şunların bir tadına bakalım. Daha fazla dayanamayacağım. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Of, açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Nasıl mı olmuş? Dur. Tam anlayamadım. Üç parmak tekniği her zaman her yerde işi yapar. Kraliyet ailesine gidin. İngiltere kraliyet ailesinin sofrasında yiyin. Üç parmak tekniği her zaman iş görür. Açın ağzınızı. Vay anasını be. Vay arkadaş bu kıyağı babanız yapmaz. Belki diyordun bazılarınız. Ulan bilmiyorum insanın kendi yaptığını bu kadar övmesi doğru mu bilmiyorum ama bu kadar lezzetli olur ya.
Bu kadar lezzetli olur. Bu kadar. Şunun bir tadına bakalım. Bak nasıl yumuşak görüyor musunuz? Böyle olmalı. Katı olmamalı. Ay, aldığınız zaman böyle sulu sulu gelmeli. Görüyorsunuz değil mi kıvamını? Hop. Aman Allah. Devam. İnanılmaz lezzetli. Yaptığınız zaman diyeceksiniz ki Koray bu kadar mı birebir ölçü verilir? Bu kadar mı ölçü tutar? İzleyip abone olmayan vicdansızlar sizi unuttum zannetmeyin. Tabii ki unutmadım. Hiçbir zaman da unutmayacağım. Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.